KRT'den herkese merhabalar efendim. İyi akşamlar. Paradoks'la karşınızdayız. Sevgili Bora Erdin'in bir şehir dışı ziyareti olduğu için bugün Paradoks'u emanet aldık. Sevgili Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi ekonomide tabii önemli gelişmeler var. Ekonomiyi bugün enine boyuna yaklaşık 1 saat 15 dakika boyunca masaya yatıracağız. İşte orta sınıfı daha çok konuşacağız. Orta sınıf eriyince demokrasi ve hukukun nasıl etkilendiğini konuşacağız. Yine son bölümde de TÜİK'in verilerini konuşacağız. Gerçek enflasyonu ve TÜİK'in açıkladığı enflasyonu konuşacağız. Veysel Ulusoy Skype bağlantısıyla son bölümde yine internet bağlantısıyla karşımızda olacak. Ve gelir dağılım tabii ki en önemli konularımızın başında geliyor. Toplumda kim kazanıyor, kim kaybediyor, gelir dağılımı nasıl yaşanıyor, bunları konuşacağız dedik ve gelir dağılımları isterseniz başlayalım. Şimdi çok güzel hazırlamış olduğunuz bir tablo var sizin. Bunun üzerinden isterseniz başlayalım. Alt grup, orta sınıf diyerekten başlayalım. Kim kazanıyor gelir dağılımında, kim etkileniyor, nasıl dağılıyor Türkiye'de gelir dağılımı? Şimdi gelir dağılımı, bir kere en önemli unsur gelir. Yani birinci unsur. Ekonomi dediğimiz zaman birinci unsur gelir. Gelir dediğimiz zaman da bunun birinci unsuru ücret geliri olduğu için büyük kesim, toplumun büyük kesimi ücret üzerinden gelir elde ettiği için iş var mı? Veya girişimcide işi var mı? İflas etti mi, etmedi mi? İş var mı? İkinci madde gelir dağılımı. Gelir dağılımı toplumların aslında kısa, orta, uzun vadede temel dinamiklerini de oluşturan, davranışsal etkileri oluşturan, seyircilerimize şöyle anlayacağı dille biraz daha basitleştirerek inletelim. Mesela 1900'lü yıllarda gelir dağılımı bozulunca, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle sanayileşme biraz daha arttıktan sonra gelir dağılımı bozulunca toplumların ruhu da bozuluyor. Bakın, gelir dağılımının bozulması ruh bozuyor. İşsizlik ve gelir dağılımının bozulması ruhu bozuyor. Ruhu bozunca ne oldu? İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, İtalya'da Franco. Yani bütün dünyada dengeler bozulunca toplumlar radikalleşiyor, gruplaşıyor, kutuplaşıyor, ayrışıyor ve o radikal davranışlar sandığa da yansıyor, demokrasiler gidiyor, otoriter rejimler geliyor. Çünkü normal sistemlerde bunu düzeltmediğiniz zaman bazen normal sistemler, normal demokratik sistemlerde de radikal adımların atılması lazım. Mesela keza Amerika, Franklin Roosevelt Amerika'da müthiş işler başarıyor. Niye Amerika'da diktatör gelmiyor? Çünkü diktatöre yol açmadan bu bozukluğu gideren, sosyal politikaları uygulayan bir Roosevelt diye bir lider çıkıyor. Diyeceksiniz şey vardır. 1930'larda, 40'larda biz, 30'larda şeylerde biz dünyada Türkiye olarak neyi alkışladık biliyor musunuz? Almanya'daki Hitler'i alkışladık. Amerika'daki Roosevelt'i değil. Mesela ben benzer şeyi şurada yazmıştım. Trump geldiği zaman lider tanıma yeteneğimiz diye bir yazı yazdım. Türkiye'de Trump seçilince acayip bir böyle şey oluştu. Ya Trump normal bir insan değil. Net olarak söylüyorum. Trump normal olarak Amerika'da seçilebilecek bir lider değil veya demokratik bir lider değil. Devletin aygıtlarıyla oynuyor, bozuyor. İşte posta idaresini, posta idaresi üzerinden oy kullanacak, posta idaresi başkanını değiştiriyor. İşte posta idaresinin teslim sürelerini aksatıyor, ediyor filan. Ayak oyunları. Yani bugün Amerika bir demokrasi sınavında. Amerika'nın demokrasi sınavı aynı zamanda dünyanın demokrasi sınavı. Baktığınız zaman benzer liderler. Yani İngiltere'de Boris Johnson keza bu pandemide toparladı. Yoksa Boris Johnson'ın iktidara gelişi falan yalan üzerine dayalı bir politikaydı. Yani Brexit yalan üzerine dayalı bir politika. Neydi? İşte İngiltere Avrupa Birliği'ne şu kadar para veriyormuş. Yok mu öyle bir şey? Yalan üzerinden iktidarlar oluşuyor. Mesela Trump'ın iktidara gelişi de yalan üzerinden oluşmuştur. İşte Meksikalılar şu kadar Meksikalı geliyor, Amerika'yı göçmenler istila ediyor. Kutuplaşma. Kazandırıyor o zaman. Kazandırıyor. Tabii. Politika. Ama şöyledir. İki tür insan vardır. Bir devlet adamı, bir de siyaset adamı. Devlet adamları
siyaset olarak o koltuğa geldiği zaman siyaset adamlığını bırakıp devlet işlerinde devlet adamlığı, devlet vakurluğu ağırlığını oturtur. Yani dünya bugüne kadar birçok büyük gelişmiş ülkelerde bunu görürsünüz. Yani o koltukta oturduğunuz zaman devletin adabı ile kamu yönetimi adabı ile bu işi yönetirsiniz. Yoksa kişisel adabınız ile, kişisel davranışınız ile ülkeyi yönetmeye kalkmazsınız. İşte Brezilya, Bolsonaro benzer bir şey. Macaristan, Polonya, yani dünya peş peşe bu tür liderler, bu tür yönetimler oluşturuyor gelir dağılımı bozulunca. Diyeceksiniz ki şimdi gelir dağılımı niye şey oldu? Çünkü 1920'lerdeki gelir dağılımı bozukluğuna ulaştı dünya. Yani 2008-2009 krizi de o şekilde geldi. Ama Türkiye'de ilginç bir şey var. Görüntüde gelir dağılımında son 15 yıldır işte düzelmeler olduğu söylüyor. Gini katsayısı diye hesaplanıyor. Bu 1 ile 0 arasında oluyor. 0'a yaklaştıkça gelir dağılımı düzeliyor. 1'e yaklaştıkça gelir dağılımı bozuluyor. Türkiye işte dünyada Şili, Amerika, İsrail filan ondan sonra en fazla gelir dağılımı bozuk olan birkaç ülkeden birisi Türkiye. Ama görüntüde bir düzelme var gözüküyor ama altyapıda, alt detayında baktığımız zaman bu düzelmenin ne kadar aldatıcı ve bu düzelmenin Türkiye'nin uzun vadeli perspektifi açısından ne kadar zararlı olduğunu arkadaşlar ekrana verdiler. Arkadaşlar bunu orta kelebeğe de verebilirseniz o şekilde izah edelim. Şimdi buradaki gelir dağılımını şu, alt grup dediğimiz nüfusun %55'ini oluşturuyor. Aslında %5 daha ekleyeceğiz, %60'ını oluşturuyor diyebiliriz. Orta sınıf dediğimiz nüfusun %40'ını oluşturan nüfus ve son %5'te nüfusun en varlıklı %5'ini oluşturan. Yani alt sınıf %55, nüfusun %55'i, orta sınıf nüfusun %40'ı, üst sınıf, varlıklı sınıfta nüfusun %5'i. Son %5'i. Hı hı. Bakın 2006 yılından 2019 yılına kadar alt grubun gelirden aldığı paya bakın nasıl yükselmiş durumda. Görüyor musunuz? Alt grup %55 nasıl yükselmiş durumda? Yani %55 alt grup görece maaşı şöyle şey artmıyor geliri. İşte 2006 yılında 1000 lira alıyordu veya 500 lira alıyordu. Şimdi 3000 lira alıyor. İşte aşağı yukarı 6 kat arttı derseniz buraya 2006 yılından başladığı için oradan veriyorum. 2006 yılında orta sınıf diyelim 1500 lira alıyordu ama 6 kat artmadı. Daha az arttı. 4 kat arttı daha mesela. Hı hı. Yani 500 lirayla 1500 lirada 3 kat fark vardı. Şimdi 2500 lirayla 3000 lirayla 4500 lira oldu diyelim. Orta sınıfın aldığı pay azaldı. En üst %5'in payı ise 2019'da azaldı. Ama onun öncesinde özellikle 2017'de, 2016'da, 17'de, 18'de çok hızlı arttı. Mesela 2006 yılında son en varlıklı %5'in aldığı payı 100 olarak kabul edersek gelirini, hı hı, 2018'de, 2017'de, 18'de 104'e çıktı. En alt grubun payı ise şu anda %110. 10 puan arttı. 2014'teki o düşüşü neye bağlıyorsunuz peki? Son 5'teki 2014'te ciddi bir düşüş var. Şeyde en üst varlıklı grubun gelirinde. Orada sert bir düşüş var. Nasıl bir düşüş oldu? Çok sert bir düşüş çünkü. Nereden kaynaklandı? Acaba kur artışını açıkta mı yakalandılar? Şey mi oldu? Bilemiyorum açıkçası. Ama bu tablo şunu gösteriyor. Bu tablonun özeti şu. Toplumda diyorsunuz ki taban sınıfı yürü, devam et. Hatta taban sınıf yani alt sınıfın, alt gelir grubunun. Katlayarak devam et hatta. Son yıl 2019 yılında bile geliri artıyor. Yani işsizlikten en fazla etkilenen kesim şöyle söyleyelim, lise altı eğitimlilerin iş gücü kaybı, yani çalışan iş gücü kaybı derken çalışanların işsiz olma sayısı 2.6 milyon kişi işini kaybetmiş lise altı eğitimlilerde. Bu iş kaybı karşısında
2015'ten bu yana 2018-19'da %17-18'lere varan oranlarla beraber 2015'ten 2019'a çocuk sayısı %23 düşüyor. %23 muazzam bir düşüş oluyor. Ama gelir artışları devam ediyor. Şimdi birçok şey söylüyoruz. Bunu analiz şeyinde ya toplum bu kadar sıkıntı çekiyor ama niye siyasal değişim olmuyor? İşte bu tablolar bunu veriyor. Şimdi alt gelir gruplarının şeyleri toplumdan aldığı pay yüksek. Üniversite mezunlarında ise ya yani orta sınıf olarak sadece üniversite mezunu olarak şey yapmıyorum. Orta sınıfın bel kemiği ağırlığı üniversite mezunları. Arkadaşlar ikinci grafiği verdiler. Bu grafik aslında bu grafik Türkiye gerçeğini yansıtan bir grafik. Bakın Türkiye gerçeğini yansıtıyor bu. Ne kadar şey bir grafik olduğunu söyleyeceğim bunun. Şimdi grafikte 2006 yılında ücretleri 100 olarak aldığımız zaman hangi sınıf ne alıyor? Bakın en üstteki mavi sınıf eğitim seviyesine göre gelirin değişimini gösteriyor. Lise ve lise altı eğitimlilerin şeyi. Mavi grafik. Mavi grafik, liseyi, liselileri 2009'da geçiyor. 128'den 115 iken 2009-2010'da liselilerin üzerine çıkıyor. Hı hı. Oran olarak. Mutlak rakam olarak değil, oran olarak. 2014'te ise lise altı eğitimlilerin gelir artışı üniversite mezunlarının da üzerine çıkıyor. Bakın toplumda en büyük kazanç artışı lise altı eğitimlerde. Bu ne demek oluyor? Okuma insanlar diyor sana. Okumasın mı, ne yapayım? Sistem sana okuma diyor. Veya okumanın nispi önemini azaltıyor. Rahmetli Özal hep orta direk derdi. Orta sınıf. Şimdi toplumda demokrasinin bel kemiği alt sınıf boğazına bakar. Geçim derdindedir. Geliri dardır, zar zor geçinir. En üst sınıf ise, %5 dediğimiz sınıf ise sermayesine bakar. Yeni ekonomi programı açıklandığı zaman kapıyı gördünüz. Kapıda en üst o %5 vardı. 2018'de YEP açıklandığı zaman %5 vardı. Alt taraf oy deposudur, üst tarafta para deposu. Ortanın canı çıksın. Ama ülkelerin kalkınmasında, bilimin gelişmesinde ekonomik büyüme demiyoruz. Ekonomik büyüme şudur. Daha çok domates satarsın, gelirini 100 liradan 105 liraya çıkarırsın. Bu bir büyümedir. Ama sen ürettiğin ürünün kalitesini, markasını, mesela tekstil üretiyorsun, fason bir üretim yaparken marka üretimine geçtin. Marka yapıyorsun ve marka satıyorsun. Ürettiğin ürünü fason üretirken 10 liraya satarken marka yapıp 20 liraya 30 liraya satıyorsan burada bir gelir artışından ziyade burada bir kalkınma da söz konusudur. Değer artışı. Hı hı. Veya işte yeni ürün, teknolojik ürün üretirsin. Şimdi Türkiye yüksek teknolojili ürün ihracat oranı %9'lardan %3'lere düştü. Şimdi büyümeyle kalkınma zıtlaştı Türkiye'de ilk kez. Kağıt üzerinde büyüme oluyor ama içeriye baktığın zaman fakirleşiyorsun. Ekonomik kalkınma olarak geriliyorsun. Onun için biz geçen hafta da burada çok ısrarla söyledik. Türkiye'nin önündeki ekonomik çözümler öyle basit şey çözümler değil. Yani iktidara aday muhalefet partilerinin yazmaları ve çizmeleri gereken programlar çok geniş kapsayıcı olması lazım. Ve uzun vadeli de olması lazım. Tabii uzun vadeli. Mesela ekonomik kalkınma geriliyor ama ekonomik büyüme ilerliyordu. Du tabii. Şimdi kalkınmanın gerilediği yerde büyüme zaten ilelebet sürmez. Duvara toslayacağı bellidir. Yani yokuş aşağı gidiyorsun. Sadece duvarı ileriye alırsan duvara toslama zamanını ertelemiş olursun. Ama toslayacağın bellidir. Yabancı parasıyla gittiğin sürece. Şimdi bu grafik şunu gösteriyor. Eğitim seviyesinin veya eğitimin cazibesini kaldırdığın zaman ki Türkiye'de yeni gelecek olan iktidarlar topluma şunu söylemesi lazım. Şu anda Türkiye'deki üniversite sayısının, üniversitelerin
yarısından fazlası kapatılması lazım. Kilit olarak vurma değil. Kapatılıp meslek lisesine çevrilmesi lazım. Bakın şu grafik Türkiye'de bu sorunun ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Bu grafik. Çünkü üniversite mezunu kazanmıyor. Bakın 2018'den sonra üniversite mezunları iş buldu gözüküyor ama ücret olarak kazanmıyor. Size bir şey söyleyeceğim. Eğitim durumuna göre fert geliri tablosu var mı arkadaşlar? Evet. Bakın burada okur yazar olmayanların özellikle son sütun 2014-2019 arasını söyleyeceğim. Türkiye'de toplam gelir %82 arttı. 2014 ile 2019 arasında %82 arttı. Okur yazar olmayanların geliri de %82 arttı. Bir okul bitirmeyenlerinki %75 arttı. Lise altı eğitimli. Nüfus olarak en yoğun kesim burası. Lise altı eğitimlilerin ki %90. Düşünebiliyor musunuz? Lise altı eğitimlilerin geliri 2014'ten 2019'a son 5 yılda lise altı eğitimlilerin geliri %90 arttı. Yüksek öğretim bitirmişlerinin yani üniversite bitirenlerin geliri ne kadar artmış biliyor musunuz? %60. %60. Osman, bu üniversiteler neden açıldı Sayın Kahveci? Yani 65 üniversite varken şu an 180-190 üniversiteye çıktık bu hükümet zamanında. Yani üniversite mezunu olmanın artık hiçbir anlamı kalmaz o zaman şu Bakın, süreçte. Gökhan Bey, görüntüde bazı şeyleri nasıl söyleyelim? Mesela faiz üzerinden izah edeyim. Hı hı. Düşük faiz herkese çok cazip gelir. Evet. Düşük faiz üzerinden özellikle tüketici kesim üzerinden herkes düşük bir şey faiz. Efendim düşük faiz ne güzel yatırımı artırıyor. Hı hı. Artırmadı. Artırmıyor. Düşük faiz yatırımı artırmıyor. Bu bütün verileriyle kanıtlanmış bir şey. Düşük faizle yatırım artsaydı biz geçen hafta, önceki hafta burada grafikleri verdik. 2015'te Türkiye'de yatırım durdu. Türkiye en yüksek faizi son 20 yıl içerisinde söylüyorum. En yüksek yatırımı ne zaman çekti biliyor musunuz? 2003-2008 arasında reel faizin %15-20 olduğu dönemlerde en fazla yatırım oldu. Reel faizin yüksek olduğu dönemde. Yatırımın ana unsuru faiz değildir. Ama bunu millete yutturursunuz. Yutturursunuz. Çünkü slogan olarak çok cazip bir slogan. Evet. Düşük faiz en büyük sömürge aracıdır. Yunanistanlı bir ekonomist vardı. Çok güzel söylemişti. Bizi düşük faizle bitirdiler dedi Avrupa Birliği'ni. Biz düşük faizle üretimi unuttuk. Düşük faizle tarımı unuttuk. Düşük faizle borçlanmaya yığıldık. Bakın bir oran söyleyeceğim size. Sinsidir düşük faiz. Sinsi bir virüstür. Yüksek faizi savunmuyorum. Piyasa faizidir. Enflasyon neyse enflasyona orantılı olarak bir faiz olur. Piyasa faizidir. Düşük faizin şeyini söyleyelim. 2006 yılında vatandaşlara sormuşlar. Konut harici bak bir de. Konut harici borç ve taksit ödemede durumunuz nedir? Çok yük getiriyor diyenlerin oranı %25.6. Çok yük getiriyor diyenlerin oranı 2019'da %19'a düşüyor. 25'ten 19'a düşüyor. Diyeceksin ki aa ne güzel düşük faiz. Hayır bak en kritik soru şurada. Borç ve taksidi olmayanların oranı 2006 yılında %46.7 iken 2019 yılında bu %28.9'a düşmüş. Toplumu borç batağına sokmuşuz. Borç çukuruna sokmuşuz. Düşük faiz borç çukurudur. Düşük faiz üretimi erteler. Üretimi unutturur. Yan gelip yatmayı getirir. Düşük faiz üzerinden rantı beslersiniz. Sanayi ölür, inşaat canlanır. Rantçıdır Peki, düşük faiz. Bu pandemi dönemindeki düşük faizde hükümetin attığı adımları da buna katabiliyor muyuz? Pandemi özellikle dönemi ekstra bir şeydir ama pandemi dönemindeki düşük faiz yani negatif faiz bugün
faturasını ödemeye başladık. Evet. Yani nasıl faturasını ödüyoruz? Kur yükselişi, enflasyon yükselişi olarak ve 3 ay önce bankalara kredi verin diye bastırırken şimdi de kredi vermeyin diye diyoruz. Şimdi buradaki gelir dağılımındaki kritik nokta şurası. Orta sınıfı erittiğiniz zaman ülkede demokrasiye karşı direnç, demokratik değerlerden uzaklaştığınız zaman o demokratik değerlerden uzaklaşmanızın karşılığında orta sınıf direnç gösterir. İlk direnç orta sınıftan gelir. Mücadeleyi o verir. Adaleti. Mesela orta sınıf kendini sadece düşünemez. Orta sınıfın bir özelliği var. Daha o şeydir, dünyayı düşünür. Başkalarını da düşünmek durumundadır. Ülkelerin bel kemiği, işte Avrupa'da burjuva dediğimiz evrim üst sınıf, zengin sınıf burjuvası değildir. Orta sınıf hareketidir. Burjuva hareketi. Orta sınıf hareketi olarak demokrasi gelmiştir dünyaya. Orta sınıf aynı zamanda nankördür. Çok nankördür. Niye nankördür? Çünkü orta sınıfın ağırlık bağlayıcılığı, tutuculuğu değişken o kadar yüksek değildir. Yani futbol takımı tutan şeyler vardır ya, siyasi parti futbol takımında daha katıdır ama siyasi parti tutmakta oynaktır orta sınıf, daha oynaktır. Mesela bugün A partisine gider, yarın o partiyi beğenmedi B partisine gider. Önce orta sınıf hareket eder. Orta sınıfın yanında bu hareket özelliği yüksek kesimlerden birisi de kadınlardır. Kadınların da hareket kabiliyeti orta sınıfa yatkındır. Daha yüksektir. Yani burada ben pozitif ayrımcılık yapacağım veya negatif değil, ne derseniz değil. Kadınların duyarlılığı, hassasiyeti bu konularda erkeklerden daha yüksektir. Daha şeydirler, daha algıları daha güçlüdür. Ama bunların hele de orta sınıf üzerinde kadın ve orta sınıf birleşmesi olduğu zaman daha yüksek orana gelir. Bugün Türkiye'de demokrasi açısından, sistemin geleceği açısından, toplumun geleceği açısından, kalkınma açısından, pandemiyle mücadele açısından, şundan bundan baktığınız zaman meslek örgütlerine bakın. Sayın Bahçeli bugün şey demiş, Tabipler Birliği'ni de kapatalım demiş. Kapatalım dedi, evet. Yani meslek birlikleri bilmem ne, bütün bunlar orta sınıf hareketleridir, orta sınıf birikimleridir. Toplumları bu tür örgütlerle, bu tür derneklerle, bu tür kuruluşlarla, mesleki kuruluşlarla yukarıya çekersiniz. Bunları kapatarak toplumları, bakın görüntüde dışını parlattığınız şeyin aslında içini çürütmek vardır. Venezuela bunu yaşadı. Venezuela Chavez dönemiyle bunu yaşadı. Ve orta sınıf ülkeyi terk etti. Yaklaşık 4-4,5 milyon Venezuela'da orta sınıf ülkeyi terk etti. Kalanlar dünyaya meydan okuduklarını zannediyorlar. Ekmekleri yok yemeye. Açlıktan zayıfladılar. Açlıktan. %90 işsizlik var Venezuela'da. Paralarını sobaya atıp yakıyorlar. Enflasyon yüzde kaç binlerde. Ama şey zannediyorlar. Bir kamyon şoförüyle dünyaya meydan okuduklarını zannediyorlar. Diyorlar ki efendim Amerika sömürüyor. Ya Amerika petrol ihracatçısı zaten. Yani Venezuela'nın çektiği sıkıntı bir siyasi liderin kişisel ihtiraslarıyla çektiği sıkıntı. Milyonlar ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. Orta sınıf eğer başaramazsa, demokrasiyi başaramazsa, başaramayanların bir örneğidir Venezuela. Orta sınıf çöküşünün sonucudur Venezuela. Orta sınıfı çökmüş bir ülke ne hale gelir? Niye? Venezuela'da bir darbe oldu, askeri darbe oldu Chavez'e karşı. Başarısız oldu, vatandaşlar ayaklandı askeri darbeye karşı. Sonra sürekli referandumlarla meclisler göstermelik oldu. Meclisin yetkileri alındı, edildi filan. Bütün yetkililer liderde. Önce Chavez, sonra da yerine vefat edince yerine gelen kamyon şoförü Maduro lider oldu. Ve bütün yetkililer onun elinde, dünyaya meydan okuyorlar. Bir lider peşinde. Ama orta sınıf şimdi arada kaldı. Ya anlattı. Askeri darbe de yanlış. Askeri darbeye en fazla karşı çıkan orta sınıftı. Askeri darbe de yanlış dedi.
Ama bu referandumlar da yanlış dedi. Arada kaldı ve gitti. Gidince de Venezuela gitti. Devlet gidiyor bakın. Ülke gidiyor. Ülke. Orta sınıf gidince ülke gider. Bugün Türkiye'de. Evet, bugün Türkiye'de biz, yani bizdeki tabloda orta sınıfa baktığımız zaman aslında yani hani tam ona örnek demek istemiyoruz ama süreç neyi gösteriyor bizdeki orta sınıf, bu süreç? Türkiye'de orta sınıf erimesinin önüne geçemezsek, hı hı. Mesela siyasi partilerin en büyük şeylerinden bir tanesi şu. Hep asgari ücret konuşuyor. Bana ne asgari ücretten? Tırnak içerisinde söylüyorum. Asgari ücret değil meselemiz, ana meselemiz. Ana meselemiz Türkiye'nin ihtiyacı olan eğitim kurumlarını kurmak. Pozitif bilimler. Oradan da mezun olanları o eğitimin maliyetine ve vazgeçilen çalışma süresine karşı cezbedecek bir iş hayatı vermek. Şimdi Türkiye'deki üniversitelerin yarısından fazlası işsizlik kampı. Bunu tekrar söylüyorum. Türkiye'deki üniversitelerin yarısından fazlası işsizlik kampı. Bu insanları boşu boşuna üniversite okutuyoruz. O mesleklerin hiçbirinin karşılığı kalmamış. Sadece diploma veriyoruz. Al sana diploma, üniversite mezunusun. E iş yok. Atama yok. Şimdi 2 hafta mı 3 hafta önce mi neyi burada anlattık? Neyi anlattık? Kamu personel sayısı 5 milyona yaklaştı. Kamu personeli artı 20 milyon kayıtlı çalışan var, 5 milyonu kamu personeli. Dolaylı zaten kamuya iş yapanlarla beraber bu 7-8 milyona çıkıyor. Bir SGK emekli 14 milyona yaklaştı. Kamu personeline ödenen maaşla SGK'nın açığına ödenen gider bütçenin %90'ına geldi neredeyse. Geriye para kalmadı. Şimdi üniversite mezunu yapıp üniversite mezununun hayalini de KPSS ile siyasete bağladığın zaman insanları da borçlandırıp kredi faiz oranı üzerinden oradan da siyasete bağladığın zaman görüntüde yukarıya giden gibi bir tablo görüyorsun ama içeriden eriyorsun, içeriden çürüyorsun. Türkiye şu anda içeriden çürüyor. Siyasi partilerin Türkiye'deki oturmaları gereken ana argüman asgari ücretleri ne kadar artırırız değil. Türkiye'de toplam katma değeri nasıl artırırız? Bu katma değerin içerisiyle beraber ortalama ücreti nasıl artırırız? Asgari ücretle ortalama ücretin makası %35'e gelmiş. En az %150, %200 olması lazım. Herkes asgari ücretli oldu Türkiye'de. Bu makas asgari ücreti düşürerek değil, asıl enerjiyi orta sınıfa vererek çalışmanın ve okumanın ve bilimin değerini artırarak. Bunu yapmadığınız zaman ne oluyor? Siz oturuyorsunuz, hani Einstein diyor ya, atomu parçalamaktan daha zor cahilin fikrini parçalamak. Şimdi ama ekonomi... Mevlana'nın da bu konuda çok önemli şeyleri var. Toplumda alt grubu, gelirleri alt gruba aktardığınız zaman, okumanın değerini düşürdüğün zaman cahiliye iktidarı geliyor bu sefer. Siyasi olarak değil, fikir olarak. Liyakatın kaybolduğu bir döneme giriliyor. Aslında, evet, değil mi? Çok güzel izah ettiniz. Liyakat gidiyor, liyakatın önemi gidiyor. İşte KPSS'de, yazılıda 100 puan alan, sözlüde 50 puan alan, 100 puan alanın önüne geçiyor. Evet. Siyasi ilişkiler iş bulma kurumu haline geliyor. Siyasi parti üyelikleri meslek noktasına evet. geliyor. Dolayısıyla kağıt üzerinde 100 bin üye diye başlarsın ortalıkta dolaşmaya. İyi de o 100 bin üye gerçekten sana hayran olduğu için mi geldi? Yoksa iş ilişkilerinin kilitlendiği için mi geldi? Sayın Meral Akşener'e bir vatandaşın şeyi vardı. Yani AK Parti'ye üye olmadı diye girdiği işten atıldı. Evet. Şu orta sınıf yoğunlaşması ve orta sınıf hakimiyeti toplumu olması lazım. Bakın, servet hakimiyeti demiyorum. Sermaye hakimiyeti demiyorum. Bakın en üstte aynı şey. Onlar da parasına bakar. Sermaye parasına bakar. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben
son 3-4 yıldır sermayeye çok seslendim. Mıy 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 yapıyordu. Sürekli mıy 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 tık tık tık. Hiç sesleri çıkmıyor. Kapalı kapılar ardında sesleri çıkıyor ama mıy mıy mıy. Dedim ki asıl siz kaybedeceksiniz bu düzende. Asıl siz kaybedeceksiniz. Defalarca yazdım bunu. Bak 2019'da sermayenin payı, en zengin %5'in payı nasıl düştü aşağıya. Evet. Daha da düşecek. Daha da gidecek. Niye? Çünkü bugün kısa vadede baktığın çıkar, sermaye çıkarı, Sayın Ali Koç'un Nihat Özdemir'e Futbol Federasyonu Başkanı ile ilgili söylediği şey vardı. O imzaları ben de atarım. Hazine garantili imzaları. Atarsın ama o imzaları Nihat Özdemir atar ama sonra ülke gider. Ülke mi kazanıyor? Ülke gider. Dolayısıyla orta sınıfı ne kadar anlatsak, orta sınıfın demokrasi açısından ne kadar önemli olduğunu anlatsak, hukuk açısından ne kadar önemli olduğunu anlatsak, ya oturuyorsun mesela bakın bir rakam söylüyorsun. Diyorsun ki yatırımlar 2015'ten bu yana yatırımlar nispi olarak yataya geçmiş. Son iki yılda eksiye geçmiş. Yatırım olmuyor. Yatırımlar azalmaya başlamış diyorsun. Vatandaş diyor ki Türkiye uçuyor. Bir sürü Ar-Ge yatırımı var. Bir tane veri söyleyemiyor. O verinin çerçevesini söyleyemiyor. Sanki hava alırken bilgi alıyor. Böyle şeyler. Bu neyi getiriyor? Okumadan. Ya biz her gece okudukça her gece kütüphaneleri deviriyoruz. Her gece onu oku, bunu oku. Her gün onu bak, bunu bak, onu araştır, bunu bak. Ama geliyor ya. Türkiye uçuyor. Bitti. Kardeşim Türkiye uçmuyor. Türkiye çöküyor. Çökmesine yönelik 2015'te defalarca yazmışım Türkiye 2019'u zor görür diye. Niye? 2016'da demişim ki 2019'da gittik. 2016'da söylemişim bunu. 2019'da bittik demişim. Niye? Ya işin uzmanı olduğunuz zaman alıyorsunuz. O parametreyi alıyorsunuz, bu parametreyi tabii alıyorsunuz. Her şeyi daha net bir şekilde hesaplıyorsunuz, bakıyorsunuz ne olabilir, ne bitebilir. Oradan çıkarıyorsunuz durumu. Şimdi gelir dağılımı ve orta sınıfı burada bir nokta koyalım. Çünkü ilk bölümün bitmesine de 12-13 dakika kaldı. Şu bütçe açığını konuşalım ilk bölüme gitmeden. Bütçe şimdi... Bütçe fazlasını diyelim bu sefer. Bütçe açığını fazla, almıştık. Bütçe fazlası. Şimdi ekonomideki sıkıntıları, problemleri konuşuyoruz ama diğer yandan da Ağustos ayında bütçe 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Şimdi problemlerden bahsediyoruz ama nasıl verdi bu açığı? Yani ne yaptık biz bu süreçte Ağustos ayında? Hangi adımları attı hükümet? Biz bu açığı verdik. Hep işsizlik, ekonomik sıkıntıları bahsediyorsunuz ama bir yandan da paramız fazla. Vallahi pandemide devletin para kazandığını herhalde ilk Türkiye gösterdi. Pandemide benim bildiğim Amerika'sı olsun, Avrupa'sı olsun, İngiltere, bunu tek tek Fransa, Almanya sürekli işte teşvik verdiler. Bütçeden teşvik verdiler. Bütçeden şey verdiler. Şimdi bütçe fazla ve Ağustos'ta fazla vermesine rağmen 28 milyar faiz dışı da 40 milyar fazla vermesine rağmen ilk 7 aylık bütçe açığı 110 milyara çıktı. 68 milyardan 110 milyara çıktı. Ama burada bir detay var. Detay şu. Şimdi Ağustos ayında giderler, harcamalar geçen yılın Ağustos ayına göre %14 düşürmüş. Nereden kısılmış? SGK'ya gider. Bak geçen yıl geçen yıl cari transferler dediğimiz kalem SGK'ya aktarılan şey, geçen yıl SGK'ya 44 milyar, geçen yıl pandemi yok. Pandemi yokken SGK'ya 44 milyar aktarılmış Ağustos ayında, bu yıl Ağustos ayında 30 milyar aktarılmış. 14 milyar lira daha az. En büyük şey bu zaten. Eksilmenin şeyi bu. Diğerlerinde de düşmeler var bazılarında ama sermaye gider, yani yatırımlar da azalmış. Ama en büyük kısım, ya geçen yıl pandemi yokken SGK'ya 44 milyar, şimdi 30 milyar.
arka planına bakabiliyor muyuz? Arka planında benim aklıma şu geliyor. Acaba SGK giderlerini nasıl kıstı? Mesela ilaç alıyor. İlaç alırken ilaç aldığı veya başka teknik teçhizat, mesela tıbbi malzeme alıyor. Onları mı kıstı? Ne yaptı? Acaba hayır, malzemeyi kısamaz. Malzemeyi almak durumunda. Ama parasını mı kıstı? Mesela röntgen cihazı aldınız. Ben hastaneyim, Sağlık Bakanlığı'yım. Sizden röntgen cihazı aldım SGK olarak. Ama parasını size ödedim mi? Şimdi bütçeyi fazla verdirmek için bunu yaparsanız bu Türkiye'de özel sektörü öldürür ve kamunun işlevini öldürür. Şimdi buradaki giderin düşmesindeki en önemli SGK o. Bir kere onu tespit edelim. İkinci nokta ne? İkinci nokta, gelir tarafına bakıyoruz. Bak, Ağustos ayında gelirler toplam, çok özür dilerim. Toplam gelir 94 milyon olan mı? %15 artmış. Toplam evet, gelir. %15. Toplam gelir %15 artmış ama niye %15 arttığını söyleyeceğim. Vergi gelirleri ise %47 artmış Ağustos ayında. Vergi gelirleri %47. Niye toplam gelir vergi gelirleri kadar artmamış? Çünkü geçen yıl Ağustos ayında başka yerlerden Merkez Bankası'nı falan tırtıkladığımız için. Vergi geliri %47 Ağustos ayında. En önemli unsuru şu. Temmuz Ağustos ayında negatif faizi verdik. Cari açığı patlattık. Cari açık patlayınca döviz ihtiyacı hasıl oldu. Döviz fiyatları yükseliyor. Cari açığı patlatacağını oluyorsun. Ucuz, çok düşük faizle konuta verdiğin zaman konutun cari açığı etkisi yok ama ağırlık otomotivde. Mesela bütçe içerisinde otomotivden alınan gelirlerde yaklaşık %300'ün üzerinde artış var. Otomotiv ÖTV'sinde. İthalat patladı. Evet, %370. İthalat patladı. Şimdi buradaki en önemli unsur mesela kurumlar vergisi. %42 artmış 8 ayda kurumlar vergisi. Ya pandemide geçen yılın ilk 8 ayıyla söylüyorum. Bak, bu yılın Ağustos ayını söylemiyorum. Geçen yılın ilk 8 ayına göre kurumlar vergisi %42.9 artmış tahsilat. Ya kurumlara ne demen lazım pandemide? Ya işçi çıkarma, işçine ücretini öde. Şimdi devletin pandemi sürecinde özel sektöre sermaye bırakması gerekirken vergi gelirleri Ağustos ayında %47.8 artıyor ama ilk 8 ay toplamında da vergi gelirleri %18 artıyor. %18 8 ayda. Enflasyon kaç ilk 8 ayda? Geçen yılın aynı şeyine göre %12'nin altında. Enflasyonun 1,5 katı vergi geliri alıyorsun 8 ayda pandemiye rağmen. Hani fabrikalar durmuştu, 2-3 ay sokağa çıkma vardı, çıkma yasakları vardı, fabrikalar durmuştu, şuydu buydu. Ne yapmışız? Ölümüne çalışmışız. Pandemi sürecinde ölümüne çalışmışız. O zaman kime çalışmışız? Ekonominin pik noktasını hak ettik o zaman, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Pik ama devlet için olmuş. Millet için kurulmuş. Dip olmuş, devlet için pik olmuş. Devletin kasasını doldurmuş millet. Pandemi uğruna, Covid'e rağmen devlet çalışmış, devlete parayı ödemiş. Ne kadar para ödemiş? Geçen yıl ilk 8 ayda 432 milyar vergi alırken devlet, bu yıl ilk 8 ayda 510 milyara çıkarmış vergisini. 432 milyardan 510 milyara. Ya vergi geliri düşmesi lazım. Pandemi sürecinde toplanan vergi gelirinin düşmesi lazım. Devletin özellikle kurumlar üzerinden filan sermayeyi özel sektöre bırakması lazım. Şunu gördük. Dünyada bir ilktir galiba veya çok şey bir örnektir. Pandemide devletin kazandığı yegane ülke Türkiye olması lazım.
Vergi gelirlerini çok merak ediyorum. Dünyada pandemi sürecinde, Covid sürecinde vergi gelirlerini enflasyonun 1,5 katı artıran, önceki yıla göre reel olarak %50 artıran başka hangi ülke vardı? Dikkat çeken bir de faizler, paylar ve cezalar, değil mi? Yani evet. %35, 36 artış var geçen yılın Ağustos ayına kadar. Bir faizler, başka dikkat, evet, cezalar, güzel ceza ödeyeceğiz pandemi şeyiyle beraber. Bir başka dikkat çeken şey de banka sigorta vergisi, BSMV. Evet. %34 artmış Ağustos ayında. Niye? Vatandaşı bankaya yollamışız. Git kredi kullan. Ucuz kredi. Şimdi ekonomide bu tür kararların, mesela negatif faizin etkisi nedir? Negatif faizde tüketim patlar. Tüketim patlayınca devletin tüketim üzerinden aldığı vergilerde artış olur. Peki olumsuz tarafı ne olur? Bu olumlu yan etkisi aslında. Ana etki olumsuzdur. Negatif faiz bir şişme oluşturur ve sonrasında patlar. Ekonomi hepten patlar. Şimdi bakın yılın kalan dönemlerinde ekonomiyi şu anda durdurmaya çalışıyoruz. Kredi genişlemesini durdurmaya çalışıyoruz. Kredi genişlemesi cari açık. Cari açık üzerinden döviz ihtiyacı. Peki döviz ihtiyacını karşılayabilecek dövizin var mı? Yok. Kasa boşalmış. Swap yoluyla alınan özel sektörden, özel kesimden alınan, bankalardan alınan swaplar da var. Bunlar ne olacak bilmiyoruz. Şimdi ana etki negatif yan etki. Pozitif etki bütçe etkisi. Bütçeyi fazla verdirdi Ağustos ayında ama. Bu sürdürülebilir mi? Asla sürdürülemez. Bunun faturasını, ağır faturasını önümüzdeki dönemde ödemeye devam edeceğiz. Bu ne demek oluyor? Pandemiyle beraber şunu gördük. Vatandaş çalışsın. Pandemiyi biz ağırlıklı olarak, bak devlet bu kadar vergi topladı, bu kadar, bak %12'nin altında enflasyon, %18 vergi geliri var. Vergi geliri, %18 vergi geliri artışı var. Bu kadar vergi toplayan devlet, millete niye kısa çalışma ödeneğiyle ücreti tam ödetmiyor o zaman? Şu anda devlet kazanıyor. Pandemide devletin kazandığı bir düzen var Türkiye'de. Çalışan kısa çalışma ödeneğiyle ücretinin ekseni alıyor. İşsiz, devlet ödüyor. Evet. İşsiz, işsizlik maaşını alamıyor. Hı hı. Çünkü uzun süre 6-8 ay geçirdi. İşsiz, işsizlik maaşını alamıyor. Ama devlet alıyor. Neyle alıyor? Vatandaşını bankada borçlandırıyor. Vatandaşını bankada borçlandırıp vatandaşına ürün tükettiriyor. O tüketim üzerinden de devlet kasaya para koyuyor. Vatandaşın, biraz önceki düşük faizle alakalı düşük bir durum. Faiz. Vatandaşın kazanmadığı bir düzen. Vatandaşın kaybettiği bir düzen. Millet kaybediyor, devlet yaşıyor. Oysa şiarımız neydi? Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Hayır, rakamlar şunu gösteriyor. Millet ne olursa olsun devlet yaşasın. Devletin itibarı çok önemli. Devlet olarak itibarımız o kadar önemli ki ya bizim özel uçaklarımız olması lazım, özel arabalarımız olması lazım. Bakın vatandaşa pandemi döneminde en önemli iki unsur var. Süre galiba çok doluyor da birer cümleyle tamamlayayım. Araya 1,5 dakikamız var. Eğitim, uzaktan eğitim yapıyorsun değil mi? Hı hı. Öğrencilerin çok büyük bir kısmının bilgisayarı var mı? İnterneti var mı? Devlet bunu sağlamak zorunda değil mi? Veya buna kolaylık, vergi indirimleri. Evet. Vergi indirimleri gelmesi lazım. Duyduk mu bilgisayarlara, elektronik tabletlere vergi indirimi, %50 ucuzlatma, ihtiyaç sahiplerine, gerçekten ihtiyaç sahiplerine bedava verme duyduk mu? Duymadım. İki, pandemi döneminde toplu taşıma araçları pandemide çok etkili olduğu için şahsi araç kullanımı önemli değil mi? Ya biz pandemi döneminde arabanın ödevesini artırdık ya. Vatandaşa araba alma diyoruz. Vatandaşına araba alma, arabanın vergisini artırıyor pandemi döneminde. Başka ülke var mı? Merak ediyorum, başka ülke var mı? Bakın bu tür sorgulamayı orta sınıf yapıyor işte. Orta sınıf bunu sorgular. Bunu sorguladığınız zaman da nankördür. Niye nankördür? Onu da bir cümleyle bitireyim. Çünkü şudur. Orta sınıf mesela son iki yılda üniversite mezunları iş kazanmasına rağmen oy tercihlerine baktığın zaman da
en fazla değişkenlik gösteren de orta sınıf ve üniversite mezunları olmuştur. Yani değişkenlik aslında, yani sabitlik ülkeler için tehlikedir. Değişkenliktir önemli olan. Değişkenlik futbol takımı tutar gibi tutmak değil. Yani nedir? Sorgulamak, sorgulayıp ona göre ülkenin geleceğini yönlendirmek, partilerin de buna göre politikalar belirlemesi. Ekonomide sanayi nasıl ekonominin çekirdeği merkezi ise, ülkelerin de çekirdeği ve merkezi orta sınıftır. Ben bütün siyasi partileri ağırlıklı olarak orta sınıf üzerine eğilmeleri ve orta sınıf üzerinden kalkınma modeli çizmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu bölümde genel olarak orta sınıfın önemine, değerine vurgu yaptık. Şimdi kısa bir ara verelim. Gerçek enflasyon ne? Çok önemli. Gerçek enflasyon. Türkiye'de enflasyon tek hesabının tek eli kırılıyor. İkinci bölümde gerçek enflasyonu konuşacağız. Şimdi kısa bir ara. Paradoks'tan tekrardan merhabalar. İkinci bölüme geçtik. İkinci bölümde enflasyonu konuşacağız. Gerçek enflasyon, vatandaşın enflasyonu nedir? Bunu konuşacağız. Bir de internet bağlantısıyla konuğumuz var. Ekonomist Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi İbrahim Bey'le ilk bölümde birçok konuya değindik. Özellikle orta sınıfın önemine değindik ama tabii enflasyon da çok önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi açıklanan enflasyonla vatandaşın enflasyonu arasındaki farkı aslında biz sizden dinlemek istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? İbrahim Bey, sizin de aktarmak istedikleriniz önce varsa. Önce şöyle bir şeyi izah edelim. Türkiye'de enflasyon durumunu. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verileri açıklıyor. Evet, 12'ye yakın. Mesela buna bir örnek vereyim. Birçok veride bunları görüyoruz da. Mesela 2017'de sigaraya harcanan paranın ağırlığı, aynen sigara diye geçiyor TÜİK'te. 5,5 seviyelerinde, %5,5 ağırlığı varmış. Sonra 2018'de bu düşüyor. 2019'da daha da düşüyor. 2019'da sigaraya büyük bir zam geliyor. Bir anda %40 üzerinde. O bir aşağı yukarı şu anda toplam enflasyonun 0,81, bir puana yakın götürüyor enflasyonda. Eski oran sadece olsa sigara. Sadece sigara. Ama şimdi diyeceksiniz ki gerçekten millet sigarayı bırakmış olabilir. Sigaraya azaltmış olabilir. Tüketimini azaltmıştır, şudur budur. Dönüyoruz biz ekonomistler olarak. Sigara üzerinden alınan bütçeye bakıyoruz. Sigara üzerinden alınan ÖTV'ye. Paket fiyatı aynı ama ÖTV %17 reel artmış mesela. Ya reel tüketimi %17 artan sigaranın tüketim ağırlığı %5,5'tan 3,5'a nasıl düşer? Veya işte TÜİK market gerekiyor. Niye market gerekiyor? İşte TÜİK'e bakıyorsun, işte A ürünün fiyatı diyor ki 3 lira. Ama hiçbir vatandaş o ürünü o fiyata bulamıyor. Veya bakıyorsun bazı büyük market zincirlerde fiyatlar alınmaya başlıyor. İşte o zincir marketlerin bazı günlerde, ayın bazı günlerinde, bir günlük inanılmaz fiyat düşüşleri yapıyorlar. Şimdi gerçeği bilmiyoruz ama söylenti olarak söylüyorum. Meğer tam da tesadüf TÜİK herhalde o günlerde fiyat alıyormuş. Bilmiyoruz. Onun için TÜİK marketin kurulmasını vatandaş dört gözle bekliyor. Şimdi enflasyon verisinde bir tekel var. Neyi tekel var? Sadece TÜİK açıklıyor. İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'da geçinme endeksini açıklıyor. Şimdi Veysel Hocam'ın bu akşam anlatacakları çok önemli. Şu açıdan... Gerçek enflasyonu kimse bilmiyor. Vatandaş diyor ki ya ben file ediyor, 50 liraya doldurduğum fileyi şu anda 150 liraya dolduramıyorum. 2 yıl geçmiş, 2 yılda 50 liralık file 150 liraya dolmuyor. Ne demek? 2 yılda enflasyon 3 kat artmış, %300. 2 yılda sadece. Ama açıklanan veriye bakıyorsun, %40 veya 30. Ortada büyük bir tezat var ve şey var. Veysel Hocam son bir aydır, Veysel Hocam'ın sosyal medya üzerinden takip edenler göreceklerdir. Veysel Hoca günlük
veya şeylik bazı ürün fiyatları ve şeylerle beraber bir enflasyon hesabı çalışması olduğunu gördüm. Ve o yüzden aslında bu çalışmanın Türkiye'ye çok büyük hayrı var. Niye? Emekli o enflasyon üzerinden şey alıyor, zam alıyor. Memur o enflasyon üzerinden zam alıyor. Hatta çalışanlar da o enflasyon üzerinden zam alıyor. Dolayısıyla gerçek enflasyona ulaşma noktasında Veysel Hocam'ın yapmış olduğu çalışma Türkiye'de tarihi öneme sahip. Ama bu çalışma, şimdi soralım, anladığım kadarıyla sadece bir iki kişilik bireysel bir çalışma. Yani bir kahramanlık var ortada ama bir iki kişilik. Oysa bu kahramanlığı, bu işi yapması gereken belki 300-500 kişi. Bunların ofis çalışmaları, şeyleri belki çok büyük bir harcama da gerektirecek. Ama şu anda bir kahramanlık hikayesi yazılıyor ve sözü o şekilde soralım Veysel hocam. Hoca'ya soralım. Hocam nedir bu enflasyon hesaplaması? Güzel bir hesaplama İbrahim Hocam. Şöyle, şimdi bu herhangi bir kuruma, herhangi bir sürece karşı ele alınmış bir yaklaşım değil. Bu başlı başına bir tez, bir doktora tezi. Biz Finansal İktisat, Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı'nda bir teze başladık ve yaklaşık bir yıldan beri bu proje devam ediyor. Anabilim Dalı Başkanı olarak da bu projeyi özellikle ben istedim ve sonradan açıklayacağım doktora öğrencim ve asistanlarım kapsamında bu projeyi sürdürüyoruz. Yani aslında projenin temel sahibi doktora yapan kişidir. Dediğim gibi açıklayacağım ben. Ben de danışmanlık ve beraber yürüdüğümüz bir yolda süreci yönetiyorum. Şimdi biliyorsunuz halkın enflasyonuyla yani bizim hissettiğimiz enflasyonla devletin veya monopoli kuvveti olan TÜİK'in verdiği enflasyon arasında sorgulanacak bir sürü konu ortaya çıktı. Bu da birkaç yıldan beri özellikle kendini açığa vurdu. Biraz önce siz de belirttiniz. Yani hani file kalmadı ama şu anda markette 25 kuruş aldığımız poşeti 150 liraya dolduramaz olduk. Yani bunun içinde alkollü içecekler, et ve benzeri olmasa bile böyle bir seviyeye geldi. Biz de hem teknolojinin imkanlarını kullanarak hem de inanılmaz bir şekilde Anadolu'nun her yerinde telefonlardan elde ettiğimiz bilgilerle, ki bunlar aslında gönüllü olarak market sahiplerinin, market zinciri sahiplerinin de verdiği datalar şeklinde de gelmeye başladı. Bu bizi sevindiriyor. Biz de günlük datayı akşam ya gün içinde elde ederek akşamleyin halkımızla paylaşmayı yeğledik. Aslında bunu paylaşmayabilirdik belki doktora tezi bitene kadar ama özellikle Eylül ayının başında, Eylül 1'i baz alırsak yaklaşık iki hafta geçti. İnanılmaz bir zam yağmuru, inanılmaz bir enflasyon oranı var karşımızda. Onu belirtelim. Yani bu zaten açık değil mi? Yani ÖTV ile başlayan bir rüzgar. Arkasından ayçiçeği, zeytinyağı, işte dayanıklı tüketim mallarına gelen inanılmaz zamlar ve çoğu kimsenin de bilmediği aslında bu enflasyon alt gruplarındaki geçişkenlik ve dolar, evet, dolar sevdası yüzünden, dolara bağlılık yüzünden inanılmaz derecede bulaşma etkisiyle enflasyon yükseldi. Bunu söyleyebilirim. Yeni yıl zamları da gelecek. Hocam bu ürün fiyatı alma şeyi bütün Türkiye'yi kapsayan bir çalışma mı? Bütün Türkiye'yi kapsayan bir çalışma. Bu çalışmada yine TÜİK'in şey yaptığı gibi ağırlıklar... Aynı ağırlıkları kullanıyoruz. Aynı metodolojiyi kullanıyoruz. Geometrik ortalamayla elde ediyoruz. Elde edebileceğimiz bütün verileri elde ediyoruz. İbrahim Hocam aynen MIT profesörü, öncelikle birkaç ay öncesine kadar MIT profesörü olup şu anda Harvard'da öğretim üyesi hayatına devam eden Alberto Cavallo'nun yöntemini uyguluyoruz. Hatta onu da geçtik diyebiliriz. O da o yöntemi de öğrenmek isteyen seyircilerimiz lütfen girsin Cavallo'nun sayfasında öğrensin. Hocam açıklar tabii mısınız? Cavallo neden önemli? Hangi ülkeye karşı bunu yapmıştı? Cavallo Arjantin asıllı bir ekonomist. Çok da zeki, çok da
enflasyon üzerinde, özellikle fiyat değişimleri üzerinde araştırması olan bir kardeşimiz. Yaklaşık 40-45 yaşlarında şu anda. Dediğim gibi Harvard'a transfer oldu. O da galiba bildiğim kadarıyla 90'ların başından itibaren Arjantin hükümetiyle belirli bir çatışma içinde, yani fikir çatışması içinde şöyle diyor. Ya siz bu enflasyon verilerini doğal olarak belki de siyasetin kapsamı bağlamında doğru söylemiyorsunuz diyor. Bizim böyle bir iddiamız yok. Bizim denge ve denetim kapsamında bir amacımız var. Onu belki biraz sonra açıklarım. Hocam siz bize Arjantin hikayesini anlatın sadece. Öyle yapayım peki. Arkasından tabii bu verileri doğru olmadığını doğal olarak ortaya koyuyor. Aslında siyasetin bir yaklaşım kapsamında o verileri şekillendirdiğini söylüyor. Fakat itirazlar inanılmaz derecede hükümetten buna karşı yükseliyor. Bu da MIT'de o zamanlar doktora danışman olarak 7-8 kişiyle bir grup kuruyor, bir laboratuvar kuruyor. İnanılmaz derecede fonları olan, yani herhalde yılda 5-6 milyon dolar veya daha fazlası olan bir fonla Arjantin'in enflasyonunu her türlü veriyle ölçmeyi amaçlayan bir laboratuvar kuruyor. Ve ölçüyor. Yani yaklaşık 7-8 yıldan beri Arjantin'in bütün ürün bazında, bütün her şeyiyle ölçüyor ve şunu gözlemliyor. Siyasetin söylediği, bakın siyasetin diyorum, yani devletin demiyorum, siyasetin söylediği enflasyondan 3 kat fazla enflasyon buluyor yaklaşık 10 yıllık süreç içinde. 3 kat. 3 kat, tam 3 kat. Yani o zaman %10-12 diyor Arjantin enflasyonu, ortalama %10-11 civarında, 12 civarında %30'lara geçen bir enflasyonu ortaya çıkartıyor ve yayınlıyor bunu, yani kendi sayfasında da var. Bizim amacımız böyle işte siz şöylesiniz, siz böylesiniz ve benzeri değil de bizim temel amacımız İbrahim Hocam şu, açıkça söylemek gerekirse. Evet. Biliyorsunuz biz her gün finansal piyasalarda kuru, faizi, borsa getirisini tartışır, o sarmal içinde hayatımızı geçirir olduk. Yani her gün borsa ne oldu, borsa endeksi, arkasından kur ne oldu, TL kuru, işte ne bileyim doların TL fiyatı, euronun TL fiyatı ve arkasından da faiz ne oldu? Hangi faiz? Efendim geç pencere, likidite penceresi, işte 2 yıllık devlet tahvili faizi, banka mevduatı falan. Bunların yanına en önemli faktörün enflasyonun gelmesi gerekiyordu. Evet. Ve günlük olarak gelmesi gerekiyordu. Belki de saatlik gelmesi gerekiyor. Ama size söz veriyorum, o saatliği de biz bulacağız, biz elde edeceğiz. Bu bağlamda biz o 3 yapıyı, yani borsayı, dövizi ve faizi enflasyonla evlendirdik. Bu çok önemli bir şey. Bu sanayi için, bu devlet için, bu sektörel verimlilik için, firma yapısı için çok önemli bir bilgidir. Yani enflasyon ayağının, o 3 ayağın yanına gelmesiyle biz ekonometrik yaklaşımla zaman serilerinde firma yatırım kararlarının daha etkin, daha verimli hale gelmesini amaçladık. Tabii bu amaç içinde muhakkak şunu söyleyeceğiz. Eğer bir hata varsa bizde olabilir, TÜİK'te olabilir veya başka İTO'da olabilir. Onlarla da beraber toplantılar şeklinde yan yana gelmeyi ve denge denetleme kapsamında bilgilerimizi sunmayı da amaçlıyoruz. Bunu da açıkça söylemek gerekiyor. Hocam şimdi Türkiye'de özellikle veri güvenliği ve verilerin gerçek durumu ifade etmesi açısından, mesela Arjantin bunu yaşadı ve bunun sonucunda da ne kadar büyük fatura ödediğini bütün dünya görüyor. Son dönemde biz de dahil bunu çok sık kullanıyoruz. Yani Türkiye'nin başka noktalarda da Arjantin'in birkaç yıl önceki durumuyla çok sıkı benzerliğimiz var. Nedense bütün zemini kuruyoruz, benzerlikleri kuruyoruz. Sonuçlar ortaya çıkınca da dış güçler diyoruz. Ama zemini kurduk. Neyse. Şimdi veri noktasında mesela bir başka tanıdık ülke daha var bu konuda. Yunanistan. Yunanistan da Avrupa Birliği sürecinde işte teşvik almak için göstermelik plastik zeytin ağaçları şey yapmışlar, göstermişler. Bunun gibi verilerin güvenilir şekilde ortaya çıkması ve verilerin toplumda yeni kararlar almada o güvenliğin sağlanması, yatırımları, istihdamı, büyümeyi, ekonomiye karşı ciddi bir güveni oluşturacak. Güven olmadığı zaman hocam, bugün görüyoruz işte döviz kuru ne oldu? 7.50 marjına hattını yine yıktı. Yani yeni bir hattı daha yıktı. Dolayısıyla daha ağır ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor.
o ağır ekonomik sorunların ortaya çıkmasını önleme açısından cümleyi şuraya bağlayıp bırakacağım hocama. Sanayi odaları, ticaret odaları, hatta ve hatta şunu söyleyeceğim. Ya büyükşehir belediyeleri, en azından 3 büyük şehrin belediyesi, Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir belediyeleri. Ya senin, sizin hizmet ettiğiniz vatandaşlarınızın geçim durumu nedir? Ki en net bilen belediyelerde belediyelerdir. Bu çalışmaları onların yapması. Yapmıyorsanız bakın Türkiye'de bu alanda, yani Sayın Veysel Ulusoy ve ekibi bu alanda çok büyük bir şeye hizmet ediyor. Yani çok önemli. Yani bunun öneminin ne olduğunu hani kelimeler bularak anlatamayacağım ben. Sanayi odaları, ticaret odaları, belediyeler ya buraya gitmeleri lazım. Buraya bakmaları lazım. İbrahim Hocam çekiniyor olabilirler. Doğal karşılıyorum ben. Ama akademide, bilimde çekinmediği bir şey yok. Yani bizim verilerimiz... Piyasadaki verilerin tıpı tıp aynısı, metodolojimiz TÜİK'in metodolojisinin aynısı. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Siz biraz önce o kadar güzel bir vurgu yaptınız ki 2010'lardan 2009'lardan beri enflasyon sepetindeki ağırlıkların değişimi, örneğin sigara örneği verdiniz. Bunların belki de hani enflasyonu düşürmek için, düşük göstermek için değiştirebileceği imasını da yaptınız. Doğrudur bu. Bu her ülkede oluyor. Ama şu bir gerçektir ki mesela şu anda elde ettiğimiz verilerle biz 2010'dan beri örneğin o ağırlıkları kullanarak gerçek enflasyonu ağırlık tipine göre de belirleyebiliriz. Hatta bir basamak ileri gideceğiz. Bunu da söyleyeyim ben size. O da şu. Şimdi pandemiyle COVID-19 sürecinde halkın enflasyon sepeti değişti. Evet. Bırakın ağırlığı. Enflasyon sepeti değişti. Evet. Siz, ben, halk artık ikinci bir takım elbise ya da üçüncü bir kravat ya da dördüncü bir ayakkabı almıyoruz. Gerek görmüyoruz şu noktada. Hele hele okulların online, yani çevrim içi olduğu bir dönemde alacağımız, stoklayacağımız makarnadır, konservedir. Buzluğa koyacağımız biraz sebze, yaş meyve sebzedir ve benzeridir. Yani etimizi de stoklayabiliriz. Dolayısıyla alışkanlıklarımız, tasarruf eğilimimiz ve tüketim yapımız değişti. Bunun da bir enflasyonu var. Biz eğer olanaklar el verirse, ki vereceğini biliyorum ben, TÜİK'in açıkladığı gün TÜİK'le beraber pandemi sepetindeki oranı da açıklayacağız. Açıklarız da, sorun değil. Dediğim gibi biz TÜİK'e bir alternatif olarak bu işi işler hale getirmedik, ama bir check and balance dediğimiz İngilizce'de denge ve olması lazım. Hatta bu sadece enflasyonda da kalmayacak. Ben size günlük sanayi verilerini de çok yakın bir zamanda elde edeceğimizi, o teknolojiye, o bilgi birikimine mümkünse de firmalara ulaşma isteğimizin olduğunu söyleyeyim. Hocam yani bu çok önemli. Bir dakika hocam, yani şu var. Biz burada şeyleri ve tablolar eşliğinde verdik. Mesela Türkiye'nin son 2 yılda özellikle 2018-19'daki büyüme, özellikle 2019 büyümesine bakıyoruz. Çok küçük de olsa 0.9, yani %1 civarında da olsa bir büyüme gözüktü. Yani kişi başına fakirleştik ama toplamda %1 civarında da olsa bir büyüme gözüktü. Ama bakıyorsunuz elektrik tüketimi azalmış. Bakıyorsun çalışan sayısı azalmış. İyi de bakıyorsun teknolojik ürün şeyi mi artmış, o da artmamış. Yani inanılmaz mucizeler yaşıyoruz. Buradaki mesele TÜİK'e alternatif veya rakip olmak değil. Farklı bilgilerin de gelmesi çok önemli. Yani büyümede, şu açıdan da büyümede aslında bunlar yok. Şöyle sorunlar var diye eğer teşhis edemezsek tedaviyi hiç yapamayız. Bu teşhis noktasında çok önemli bir noktaya değindiniz. Siz bunları yıllardan beri yazıyorsunuz köşe yazınızda. Ben her köşe yazınızı da öğrencilere ödev olarak veriyorum. Örneğin çok iyi hatırlarsınız, 2005-2006 döneminde öyle bir revizyona gitti ki milli gelirde, gayri safi yurt içi hasılasında 6.000 dolardan 10.000 dolara inanılmaz bir ne çıkışı diyelim, roket çıkışıyla çıktık biz. Kağıt yani mi? bir ayda biz 135 zenginledik. Yani tabii onun da bir hikayesi muhakkak vardır. O da şöyle denildi. Ya biz aslında zenginmişiz de
sayıları biraz geriden takip ediyormuşuz. Dolayısıyla revize ettik dedik. Yani aslında o siyasetin bir yaklaşımıydı. Niye? Siyaset kendine kişi başına geliri dolar bazında 10 bin dolara çıkarmayı söz vermişti. Çıkardılar. Yani çıkardılar. Bu revizyonlar özellikle olmaması gereken revizyonlar eğer olduysa da o serilerin ta 1923'e kadar ya da 1945 savaş sonrasına kadar gitmesi gereken şekilde ayarlanması lazımdı. Ben bunları örneğin öğrencilere anlatamıyorum o kırılmaları. Hatta ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye verilerini Türkiye kaynaklara kullanamıyorum ekonometride. Sebebini söyleyeyim mi? Biraz önce söylediğim sağlamayı yapamıyorum. Yani şunu yapamıyorum. Ben %35 zengin olmuşsam dolar bazında enerjiyi fazla tüketmem lazım. Eğitim harcamalarım fazla olması lazım. Arabayı yenilemem lazım. Benzin tüketimimin fazla olması lazım. Ne bileyim eti, peyniri çok fazla tüketmem lazım. Ama az tüketiyorsam olmaz ki. Bu denge değildir yani. Hocam aslında 2016'daki revizyon %20'nin üzerinde de 2016'da revizyon oldu. Biliyorum. Ama şöyle 2005'teki revizyonda şu vardı. Eski yıllara göre gidişe baktığım zaman 2005'teki revizyonda, 2006'da galiba revizyonda %35 civarında aşağı yukarı eskiye yıllara da gittikçe yine %32-35 ya 30-35 aralığında gitti gelir artışı kağıt üzerinde. Ama bunun önemi yok. %35 inanılmaz bir oynaklık. Yani %2-3 olsa ben geriye gitmeyi de rasyonel olarak algılarım. Ama ben bir ayda %35 zengin deyip 6 bin dolardan 10 bin dolara çıkıyorsam bu garip. Bu garip ya. Ama o garipliği ülke olarak çok sevdik. 2016'da öyle bir revizyona gittik ki ekonominin Cumhurbaşkanı'nın da patinaj yaptığını itiraf ettiği daha önce 2013'ten sonra patinaj yaptığı dediği dönemdeki bu son revizyonda şöyle oldu. Bir önceki yıl %22 fark oldu revizyonda. Ondan önceki yıl %18 fark oldu. Ondan önceki yıl %16. Yani ama 2002'lere gittiğiniz zaman revizyondaki fark %2'ye düştü. Yani bu nasıl bir revizyon ki son 4-5 yılı acayip zenginleştirdi. Sonra önceki yıllar yani eski hükümet döneminde hiç etki etmedi neredeyse bu revizyon. Ama son 2013 sonrası durağanlaştı dediğimiz ekonomi bir de bakmışız ki %8 büyümüş mesela bazı. Sebebi nedir biliyor musunuz İbrahim Hocam? En referans alınması gereken nokta şu. Bütün baz yılı biz 2009 yaptık. 2009 Türkiye'nin en kötü yıllarından bir tanesi. Hani başkasının krizini yaşadık ama biz aslında bizim işsizlik oranlarımızın %16'ya çıktığı yıldı. Yani %7 küçüldük zannedersem o yıldı yanılmıyorsam rakamımız öyleydi. Yani şöyle bir şey var istatistikte. Hiçbir ülke küçüldüğü dönemde gelir dağılım istatistiği yapmaz. Hiçbir ülke küçüldüğü dönemde baz yıl olarak o yılı almaz milli gelir hesaplarında. Biz normal aldık. Dolayısıyla baz yılı çok düşükte aldığımız için büyüme hızlarımız inanılmaz derecede arttı. Bu olayın değişik yönü ama şu bir gerçek ki sanayi rakamları belki de milli gelir rakamları artık günlük hesaplanabilir. Biz artık bu anketleri aşmamız lazım. Günlük bizim barkod sistemimiz vardır. Günlük bizim federasyonlar, konfederasyonlarımız vardır. Onlara bağlı işletmeler vardır ve saat 5 itibariyle herkesin üretimini, sermaye birikimini, işçi sayısını ve benzeri biz bir tıkla alabiliriz. Yani o kadar büyük binalara, TÜİK binalarına, TÜİK elemanlarına ve yanlış siyasetten arındırılmış bir mekanizmaya, siyasetin verilere karışmasına ihtiyacımız yok. Bizim teknolojiyle düğmeye basıp, hani o bulut sistemi dediğimiz ya da yapay zeka dediğimiz sistemle biz günlük milli gelir hesaplarız. Ben bunu iddia ediyorum. Hocam bu yani bu Türkiye açısından değil sadece dünya açısından da çok önemli bir şey ama Türkiye yani dönem bitiyor mesela 3 ay bitiyor milli gelir ondan 3 ay sonra neredeyse açıklanıyor. Çünkü orada ihracat ayarlamaları var, para gelecek gelmeyecek, ihraç etmişiz ama 3 ay sonra tahsil ediyoruz ve benzeri rakamları bekliyorlar ya da işte eksik sermaye birikim sayıları var, hükümetin harcamalarının sahaya dönmediği yaklaşım var. Onun için bekliyoruz. Ama günlük olarak hesapladığımızda bir gün önceye göre, bir hafta önceye göre ya da
bir ay önceye göre neyin ne olduğunu açıkça görürüz şu anda enflasyonda gördüğümüz gibi. Ya şimdi bugünlerde inanılmaz şekilde buzdolabı, çamaşır makinesi, özellikle okul malzemeleri, tablet bilgisayarlar oynaklığa sahip ürün grupları. Yani inanır mısınız bir gün %15 fiyatı düşüyor, öbür gün %30 fiyatı yükselen aynı madde var. Yani bu maddeleri tutup da kesikli olarak bir hafta sonra, iki hafta sonra alıp belki de sistematik bir şekilde belli dükkanlara gidip almak kadar hatalı bir şey yok. Günlük izliyorsunuz ve endeks ona göre yapıyorsunuz. Ve inanır mısınız, tekrar söylüyorum ben, Eylül'ü baz aldığımızda, şey demiyorum, geçen aya göre veya geçen yılın aynı ayına göre demiyorum, Eylül 1'e göre 15 günlük enflasyon Türkiye tarihinde inanılmaz bir seviyede, bunu söyleyeyim. Bu inanılmaz seviyeyi ben korkutucu olarak söylemiyorum. Eylül 1'i baz aldığımız yaklaşımla ÖTV zamlarının piyasaları oynattığı dönemden itibaren iki haneli enflasyona aylık olarak eriştik. Hocam bu çok önemli bir şey. Peki rakam sormayacağım. Şu açıdan rakam sormayacağım. Siz bu ay sonu aylık sonuçları açıklayacak mısınız toplu olarak? TÜİK'le aynı gün açıklarız. Yani zannedersem ayın 3'ü veya 4'ü işte pazara gelmiyorsa bunlara belirtiriz en azından. Yani bizim de enflasyonumuz bu deriz. Ama hani kale alırlar veya almazlar, o ayrı bir şey. Yok, o zaten hocam o şey değil. Özellikle piyasada özel sektör veya girişimciler için süremizin sonuna geldiğimizde açısından son iki dakika. Hocam, girişimciler için bakın edelim. Bir cümle olarak söyleyeyim ben o şekilde bırakayım. Yani ekonominin en önemli şeyi veri güvenliği ve teşhis, yani sorunu teşhis etme. O açıdan enflasyon rakamında bu ay sonu hocam herhalde bekliyoruz. Tabii açıklayacağız. Yani bunu fiili olarak açıklarız. Niye açıklamayalım? Hatta alt grupları, o enflasyonun alt grupları itibariyle de açıklayacağız. Hatta dediğim gibi iki türde ayrı bir istatistiğimiz olacak. O 2010'a göre ağırlıklar olsaydı 11-12'ye göre enflasyon ne olurdu şu anda? Yani ağırlıklar değişmeseydi. Ve bir de pandemi sepetimiz geliyor. Peki. Tamam. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Geldik. Gökhan Bey ben teşekkür ediyorum. Hocam çok İbrahim sağ olun. Hocam, çok güzel örneklerle durumu açıkladınız. Son bir dakikamız. Bir cümleyi sadece söyleyeceğim. Yani 1 Eylül'den bu yana evet, çok hissettiğimiz enflasyonla gerçek enflasyonu Türkiye galiba ilk kez bu ay Veysel Hoca sayesinde görebileceğiz. Ve sene sonunda bakalım bizi neler bekliyor. O da farklı bir konu başlığı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Paradoks'un sonuna geldik. Evet, Paradoks'ta artık son cümleleri de aldık. Şimdi gelir dağılımıyla başladık. Orta sınıfa dikkat çektik. Ağustos'taki bütçe fazlalığını konuştuk ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle vatandaşın gerçek enflasyonunu son bölümde internet bağlantısıyla Profesör Doktor Veysel Ulusoy değerlendirdi. Bir hatırlatma yapalım bizden hemen sonra. Gün biterken başlayacak Ebru Birçak sunuyor ve günün son gelişmelerini sizlere aktaracak. İyi geceler.